CHP yandaşı Can Ataklı, Akıncı Taarruzi, insansız hava aracının başarısını duyunca panik atak geçirmeye başladı. Ataklı: şimdi arkadaş bak, tamam bizim yaralarımız buldu, güzel. Kim binki buldu? Damadınkiler buldu. Zaten bütün olay o. Yani Türk savunma sanayi değil, Erdoğan'ın damadı önemli olan. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian'ın da içinde bulunduğu helikopterin pazar günü düşmesinin ardından enkazın bulunmasında Akıncı Taarruzi insansız hava aracının kilit bir rol oynadığı dünyada konuşulurken CHP yandaşları kendilerini yiyip bitiriyorlar. CHP yandaşı Can Ataklı, Akıncı Taarruzi insansız hava aracının başarısını duyunca panik atak geçirmeye başladı. Ataklı: kiminki buldu, damadınkiler buldu. Türk savunma sanayi değil, Erdoğan'ın damadı önemli olan o buldu. Ya git kardeşim işine, ifadelerini kullandı. Bizler Akıncı Bey Bayraktar TB2 insansız hava aracımızı biliyorsunuz geliştiriyoruz ve silahlı kuvvetlere hizmet sunuyoruz. Teknik anlamda destek oluyoruz. Sahada ekiplerimiz oluyor. Ben de yıllarca arazide ekiplerimle birlikte çalıştım. O gün özellikle tabii meteoroloji çok zorlu koşullar olduğundan, bunun yanında sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan geceliğin silahlı kuvvetlerden bizlere ulaşanlar oldu. Teknik anlamda destek olmamız için. Biz de gece 11 gibiydi. Hem Çorlu'da, hem Batman'da, hem Baykar'da. Ben de iş yerindeydim. Yani böyle bir operasyon olacağını bilmiyordum ama iş yerinde olmuş olmam ekip arkadaşlarımla beraber. O da ayrı bir tevafuk oldu. Hem Batman'da, hem Van'da, hem de Azerbaycan'daki. Bizim Azerbaycan'da da biliyorsunuz akıncılar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak bu görevin teknik desteğiyle alakalı bütün görev boyunca çalıştık. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O şartlarda 160 kilometreye yakın rüzgar vardı 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok az oluyor ve pus çöküyor. Bunun yanında kar tipi, boran, her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar ve bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. En hızlı şekilde çok kısa sürede hedef bölgesine vardı. Onun yanında o kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda ve zorlu bir coğrafyada vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı Akıncı ve o şartlarda bunu gerçekleştirebilecek dünyada pek insanlı zaten bir hava aracının o şartlarda uçması, görev yapması mümkün değil. Çok tehlikeli. İnsansız hava aracı da bir tek Akıncı var gibi, bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvet de dünyada. Çünkü hali hazırda görevde olan silahlı bir Akıncı öncelikle hemen hızlıca yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince hemen diğeri hazır edilip, hazırda olan bir diğeri hemen kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk etti. Başlı başına bir anlamda bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu diyebilirim. Tabii elbette böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının hem de gücünün ne olduğunu, tüm manevi gücüyle birlikte bu maddi gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Ben bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizde hem mühendis kardeşlerimizde büyük iftihar ettiğimi söyleyebilirim. Sabaha kadar, 11'den sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca bizim de ekiplerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri de çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tabii orada arazinin en yüksek zirvesi 9700 fitte ve derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9700 fitin altına değinerek o vadilerin arasında adeta manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir
insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz ve inebilmek için sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Böylesine sınır ötesi bir operasyon içinde TürkSat uyduları kullanıldı. Orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı. Bir yandan da Azerbaycan'da da Akıncı var biliyorsunuz. Orası da hazır edilmişti acil bir duruma karşı. Oradaki teknik arkadaşlarımız da hazırdaydılar. Ben Türkiye adına büyük bir hem SİHA teknolojisinde hem bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya çok büyük bir medeniyet değerlerimiz açısından büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Olayın haber alınmasını müteakip İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık. Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek Akıncı İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin olur sonrasında silahsız Akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 5.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan Akıncı İHA'mız saat 06.45'te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. 2200 yıl aşan şanlı tarihiyle silahlı kuvvetlerimiz, disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir. Bununla birlikte sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgemizde ve özellikle komşularımızla barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz.